Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih Musabeleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Tarihten ve günümüzden bazı meseleleri her hafta olduğu gibi yine inşallah bu hafta da konuşacağız. Ee, Fatih Hocam hoş geldin. Hoş bulduk aziz. Ee, aslında bu hafta konuşmak istediğim mesele, ya çok zaman aslında bunun benzerlerini konuştuk, hususen bunu konuşmadık yani bu Türkiye'de yükselen bir, ne diyeyim, faşist bir zihniyet var. Yani faşizm aslında batının telif ve tescilinde olan bir şey. Bizde olan bir şey değil. Yani bu topraklarda, bu coğrafyada yok. Çünkü bu coğrafya her zaman çok muhtelif unsurlarla hem din cihetinden farklı itikada sahip, hem de etnisite olarak farklı efendim etnik kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığı bir muhitti. İşte gerek irili ufaklı Türk devletleri, Müslüman Türk devletleri olsun, gerek daha sonra Büyük Selçuklu, akabinde Anadolu Selçuklu, daha sonra Osmanlı Devleti gibi siyasi teşkilatlar içerisinde vatandaş olarak bulunmuş çok muhtelif itikada ve etnisiteye mensup insanlar huzur içerisinde yaşadılar. Ee, tabii bir millet sistemi vardı. İlahi ahir. O bir başka mevzu tabii. Bahsi diğer. Günümüzde ciddi bir e, faşist söylem var. Tabii şurası da ilginçtir. Bu faşist söylem niye Batı'ya karşı değil yani? mesela Niye Amerika'ya karşı değil? Niye İngiliz'e karşı değil? Neden Fransız'a karşı değil? Alman'a karşı değil? Çok zamandır zaten Ege ve Akdeniz sahillerini artık her emekli olan Avrupalı insanlar kur farkı sebebiyle gelip buralarda mülk almış yerleşmiş uzun yıllardır burada yaşıyorlar emekliliklerini burada geçiriyorlar. Bu sorgulanmadan bu muhakeme edilmeden eğer Hasbel Kader Arap ülkelerinden Müslüman birileri gelmişse ve bunlar burada bir mülk almışsa o veya bu sebeple, veya bir ticaret ticarethane açtıysa ya da parası var zaten zengin geldi burada yaşıyor ve parasını burada harcıyor e, tabi amme hukukuna riayetle Türkiye'nin bir hukuku var bu hukuka riayet etmek mecburiyetinde herkesin etmesi gerekiyor o da ediyor ve yaşıyor ama onun burada olması o veya bu sebeple hep birilerinin gözüne batıyor yani bir Alman bir İngiliz bir Fransız işte işte hep söylerler yani Side'de daha çok İngilizler var derler. İşte Kemer'de daha çok Almanlar var derler. Hatta bunların yoğunlaştıkları muhitler bile söylenir. O bölgenin insanları bunu bilir. belli ülkeler belli muhitlere, il ve ilçelere toplanıyorlar Akdeniz ve Ege sahillerinde de. Şimdi Araplara karşı böyle bir şey var. Yaklaşım var ve her türlü hakareti de maalesef ediyorlar. Bu bizim Necip ecdadımızın tarihte ortaya koyduğu doğru davranış biçimiyle de hiç uyuşmayan bir şey. Yani bin küsür yılda elde etmiş olduğumuz insaniyetlik adına şu harika anlayıştan ve tatbikten günümüzdeki bir kısım işte insanların bu krediyi, bu prestiji hak ile yeksan edecek ifadelerde, beyanlarda bulunmaları işin açıkçası tarihle ilgilenen birisi olarak beni de üzüyor yani. Bununla beraber aslında Arap coğrafyası olarak bildiğimiz, bazıları tam Arap coğrafyası da değil işte Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'a doğru orada Berberiler var biliyorsun. İşte Libya, efendim Mısır, Suriye, işte Lübnan ve efendim bugün Filistin'in olduğu bölge, Muhit, Ve Irak, Irak'ın kuzey kısmı, İran, yani bakıldığı zaman aslında buralar kamilen e, Arap coğrafyası gibi e, daha doğrusu etnisitesi de Arap gibi e, tahayyül ediliyor ama nasıl Anadolu coğrafyasında e, kurucu unsur ve kahir ekseriyetiyle Türk ve Türkmenler var ama bununla beraber çok farklı etnik gruplara etnik kökene sahip gruplar da var değil mi? Ve bunlar milyonları da buluyor. O veya bu sebeple işte Çerkezler Kafkasya'dan büyük Çerkez göçleriyle de gelmiş olanlar var. Balkanlardan buradan oraya gitmiş olan Türk kökenliler de geldiği gibi Boşnak kökenli, Makedon kökenli, Arnavut kökenliler de Müslüman oldukları için gördükleri eza ve zulüm sebebiyle bu topraklara gelmişler. Gelsinler. İyi ki de gelmişler. Hoş gelmişler baş tacı. Ee, ama aynı prensipten hareket eden bugünün Türkiye'si e, bu bir tarihi devamlılığın gereğidir. Başka Müslüman e, efendim kitlelere de kapısını açtığı zaman benzeri bir şekilde e, bazı cenahlar tarafından karşılanmak yerine tenkide sebep oluyor. Ve bunların tamamı Arap'mış gibi düşünülüyor. Arap olsa ne gerek? Gene bir şey gerekmez de bugünkü programda asıl konuşmak istediğim mesele bunları kamilen Arap da değiller. Bir kısmı orada ciddi bir şekilde Osmanlı toprağı içerisinde olduğu için yüzyıllar boyunca kimi bölge 300 yıl, kimi bölge 400 yıl imparatorluğun sınırlarına dahil olduğu için e, sınırlar içerisinde gerek ticaret, gerek zaman zaman oluşan kıtlıklar, gerek harp gibi durumlar, mücbir sebepler dolayısıyla sınır içerisinde yer değiştirmeler de olmuş. Bunların kimisi siyasi. Nasıl... Buradan Balkan coğrafyasına bazı Türk aşiretleri göçer göç e, göçe mecbur tutulduysa ki bunların bazıları kendi aralarında bunların çok muhtelif sebepleri var biliyorsun. Kıymetli izleyenlerimizden de bu hususu araştırmış olanlar varsa bilecekler. Kimisi bölgede Türk nüfusun artması demografik yapıyı dengelemek için bir siyasi kararla gönderilmiştir. Kimisi huzursuzluk çıkarmıştır, ceza olarak gönderilmiştir. Kimisi kan davası olmuş taraflardan birini sükuneti sağlamak için göndermişlerdir. İla ahir. Hepsinin muhtelif sebepleri var. Kimisi ticaret için gitmiş, gönüllü gitmiş. Ama Balkanlara yani Doğu Avrupa coğrafyasında olduğu gibi Suriye ve Suriye'nin kuzeyine, özellikle Cezayir'e, Mısır'a, Filistin'e e, ve Kuzey Irak dediğimiz bölgeye de çok ciddi e, Türk göçleri var. Zaten İran'ı konuşmuyorum. İran'ın bugünkü sınırlarının ciddi bir kısmı da Azerbaycan coğrafyasında dahildir. En az %60 da Türktür. Tabi Şia bir kısmı, bir kısmı Sünni. Her neyse, demem o ki Osmanlı coğrafyasında kozmopolit bir yapı olduğu için sadece Anadolu coğrafyasında değil, Türk de her yerde var, Suriye'de de var, Mısır'da da var, Libya'da da var, Cezayir'de de var. Efendim Lübnan'da da var, Libya'da da var. Efendim Arap'ta, Kürt'te, Çerkez'de, Boşnak'ta, Anadolu'da da var. Başka bir takım coğrafyalarda da var. Buradan hareketle sadece o coğrafyadan bugün artık ismi Suriye diye, Mısır diye, Irak diye biliniyor olan bölgelerden Türkiye'ye her geleni de Arap gibi eğer derdi etnisite olanları söylüyorum. Irkçılık ya asalet kandan geliyorsa Kardeşim Arap coğrafyasında doğmuş, büyümüş, hasbel kader 300 sene önce oraya ailesi göçmüş ama aslen kanı Türk olan bir adam. Bugün buraya gel, e, sen Türkçüsün ya. Yani adam doğduğu, büyüdüğü coğrafyada Arapça öğrenmiş, öyle büyümüş, öyle eğitim görmüş olabilir. Ama sen kan üzerinden asalet vehme diyorsun. E bu adamı niye efendim dışlıyorsun, değil mi? Kendi içinde de tutarsızlıkları var. Ama işin daha vahimi bunu bilmiyorlar bir de. Ben mesela Suriye'ye gittim. Halep'teydim 2009-2010, harbin hemen evveliydi Halep'te bizim Türkçe konuştuğumuzu gören bir iki genç dedi ya Türkiye'den mi geldiniz? Evet dedim. ha siz de mi Türkiye'den geldiniz dedim. Niye? Çünkü adam çok düzgün Türkçe konuşuyor. Belki hafif bir bir lehçe var diyelim. Yok dedi biz buralıyız. Nasıl ya dedim? Suriyelimsin. Evet Halep'teyiz biz. E, dedim ya ama çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Türküz abi dedi. Türküz dedi. Şimdi, ve tabii Araplaşmış Türkler de var. Şimdi birçok kişinin taksisine bindik, dükkan esnaf alışveriş yapıyoruz. Türkiye'den geldiğimizi anlıyorlar. Bir muhabbet açılıyor. Adamın ya anası Türk ya babası Türk, ama eğitimi Arapça almış, büyüdüğü coğrafya Arapça e, konuşuyor. Arapça e, asıl lisanı gibi olmuş. Türkçe'yi çok az biliyor veya bilmiyor. Ama kendinin Türk olduğunu biliyor. Şimdi e, ilginç bir şeydir. Son e, efendim Filistin davasına. Efendim uğrunda şehit olmuş olan İsmail Haniye'nin de şurada 2023'te bir röportajı var mesela orada kendisinin aslında Yavuz Sultan Selim döneminde mevcut coğrafyaya Ridaniye ve Mercidabuk sonrası işte getirilen Türk ailelerden hatta o zaman bir takım bölgelerin asayişiyle mesul tutulan bir aile olarak getirildiklerini o zamandan beri o coğrafyada Türk ailesi olarak geldiklerini aslının neslinin Türk olduğunu söylediği bir şey, e, röportajı var. Bu kendi beyanı ve kendi ifadesi. Yakın geçmişte de sosyal medyada viral oldu o röportajının o kısmı. Bugün konuşmak istediğim Filistin Türkmenleri. Biraz girişi uzun tuttum ama. E, Filistin Türkmenleri. Belki buradan Libya'daki e, Kuloğulları dedilen Türklere de e, uzanabilir mesele. Cezayir'deki Yemen e Türk olan uzan. evet Leventler vardır Cezayir'de onlara da uzanır. Mısır'da hala çok ciddi gruplar aşiretler gibi e, Türkler var. Yemen'de dediğin gibi oraya da uzanabilir. Buraya girmeden önce yine her hafta olduğu gibi bir gündem, e, birkaç gündem başlığından bahsetmek istiyorum. Ondan sonra bu konuya girelim. E, birincisi şu geçen hafta yine senin de söylediğin e, bir elçi eskiden elçilik yapmış ama mavi vatan saçmalığı diye bir, bir nabeca ifadede bulundu da geçen hafta bu bir tartışıldı. Ondan sonra kendisi bunun üzerine bir beyanda daha bulundu. Ne diyorsun bununla ilgili? Ee, bu belki <laughs> eee <laughs> <laughs> Bu elçi meselesini konuşalım, bu olimpiyat meselesini konuşalım. Onu ben not aldım. Tabii e, mesela tamam. Instagram'lar kapatıldı. Evet. Bununla ilgili çok tantana döndü. Evet. Yani çok ilginç bir şekilde. Ya tarihçi bakış açısıyla bizim de bir değerlendirmemiz lazım. Herkes bir toplara girdi, biz de girelim. Tabii tabii tabii. tabii. E, bu namık tam Türkiye'nin e, eski Türkiye'de öyle söylüyorum. Hala eskimiş değil ama maalesef. E, Türkiye'nin Washington büyükelçiliği yapmış. İsrail büyükelçiliği yapmış Tel Bir e, vatandaş. E, devşirilmiş bir tip. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, geçtiğimiz programda onun Mavi Vatan, Türkiye'nin son e, söyle söyleyeyim, belki de 100 yılda e, geliştirmiş olduğu en emperyal yani bu sömürgeci manasında demiyor. E, köklerinden almış olduğu bir irfanla ortaya koymuş olduğu bir projeydi Mavi Vatan projesi evet. ki bu realize de edildi biliyorsun tabii. Libya ile falan anlaşmalar yapıldı tabii, şimdi Mısır falan da yapılacak galiba tabi bu çok rahatsız etti Batıyı Amerika'yı özellikle bunun üzerine onların Türkiye'deki distribütörleri bunu onlardan daha fazla rahatsız oldukları için bu Mavi Vatan meselesine bir dil uzatmıştı. E, hayal kurmak da suçlamıştı reisi cumhur'u hedef alarak. Bunun bir masal olduğunu söylemişti. Böyle bir beyanat olmuştu. Bir de bu adam şimdi mecliste. E, ve hemen bahsettik biliyorsun Yunanistan'dan alkışı da aldı hemen. Batı'dan zaten alkış alıyor. Fakat yeni bir gelişme oldu tabii durmuyor bu vatandaş, bu arkadaş durmuyor. Ama tabii vazifesini yapıyor bence çünkü bugünler için yetiştirildi. Bu işler için Hı, yetiştirildi. Asıl vazifesi ama milletin ve devletin selameti için çalışmak meclistesin. Sen olması gerekeni söylüyorsun da işte işler öyle olmuyor ya. Yani. E demek ki mecliste kimler var, kimler şu haliyle. Tabii canım tabii sadece çıkıyor. meclis değil ki yani eskiden biraz deşelesek, hariciyeye bakarsak, milletime bakarsak, askeriye'ye bakarsak, ne bileyim yani, hmm. iş dünyasına bakarsak bizden daha neler gibi çıkacak ama bizden olmayan e, tabii, insanlar. Tabii tabii. Bunları zaten hep temas ediyoruz bunlara. Şimdi e, Türkiye Hariciye Reisi geçenlerde önemli bir açıklama yaptı. İlk defa bu kadar keskin bir açıklamaya şahit oldum açıkçası. Takip ediyorum çünkü. E, şöyle dedi bu kongre konuşmasından sonra. Netanyahu'nun Amerikan kongresinde kabul edilmesi, ayakta alkışlanması, ayakta dinlenmesi üzerine açıklama Şöyle bir açıklama yaptı. İsrail'in İs İsrail'in taspasını sahipleri artık eline almalıdır ve sahip çıkmalıdır. Bir soykırım suçlusunun yeri parlamente kürsüsü değil, savaş suçlularının oturtulması gereken yer olan sanık sandalyesidir. Bu adam soykırım suçlusudur, savaş suçlusudur ve sen bu adamı Amerikan Kongresi'nde ağırladın, konuşturdun, ayakta alkışladın. Bir Ama bunun yeri bu savaşın yeri. Savaş suçlusu olarak uluslararası soykırım davalarının görüldüğü mahkemelerdeki sandık sandalyesi olmalıdır. Mealinde açıklamayı yaptı. Bunun üzerine e, İsrail'den bir cevap beklerken içeriden geldi cevap yine baktık bu namıktan isimli vatandaş. Diyor ki o kadar rahatsız olmuş ki diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli olma iddiasını taşıyan Dışişleri Bakanı boş konuşuyor. Malen veriyorum. Aynen ifade bu. Beri yandan devlet terbiyesinden ve ağırlığından uzunca dem vurup sonra öfkesine yenik düşerek İsrail'e sokak ağzıyla tasmalı nitelemesiyle sesleniyor. Attı tweet. Hemen hemen bu konuşmanın nakibinde. Ya yani Hakan Fidan'ın ifadesinden çok daha sokak sokak ağzı bile değil. iğrenç bir ağızla i̇şte, konuşan İsrailli tabii. yetkililere de bir laf söyle daha o zaman. Tabii o da o da bir ironi. Sokak ağzı falan itamı diplomat yani nezaket ya Nezaketsiz... bir arada Şimon Perezet e, reis Recep Tayyip Erdoğan e, o Davos'ta konuştuğu zaman Türkiye'deki şakşakçı ve yardakçılar da hemen o şöyle akademisyendir, böyle entelektüeldir, o adama karşı Tayyip Erdoğan ne ki niye öyle konuştu filan. Bu adamların her türlü eli kanlı, ağzı kanlı, ağzı bozuk çirkefliklerine tek kelime yok. Ama milli ve yerli herhangi bir beyan ve açıklamada bulunan ve tavsifini ancak ve ancak tasma ifadesiyle e, yerine getirebilmeyi mümkün görmüş o cümlede ama bu sokak ağzı burada bir ironi var tabii. <laughs> yani nezaketsizlikle tabii ki. suçlarken kendi kullandığı ifadeler nezaketsizliğin dip alası sokak ağzı falan diyor bir de vatandaşı olduğu ülkenin dışişleri bakanına böyle söylüyor Onlar şey... demek ki çok rencide olmuş diyor ki diplomasi hezeyandan kaçınmak Diplomasi dersi veriyor. Hmm. Kitleleri coşturmanın baştan çıkarıcılığına ket vurabilmektir. Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamaktır. Yanaşma kalabalıklar derken de bu İsrail'in Hamas'taki Müslümanlar üzerine tatbik etmiş olduğu soykırımı <laughs> telin eden, sürekli proteste eden meydanlarda bu hadiseyle alakalı gösteriler yapan ciğeri yanan... oradaki soykırıma... bir şey yapamadığı için... ancak burada bu tür faaliyetlerle... tepkisini ifade eden... büyük Müslüman kalabalığı... kastediyor. Yanaşma... diyor ki... yanaşma kalabalıklar. Diyor ki... diplomasi uluslararası hukukun... kapanlarını gözden uzak tutmamaktır. Bak burası çok mühim. Örnekse... İsrail'e yönelik soykırım davasına... müdahil taraf olurken... biliyorsun Türkiye... Ee, İsrail'in soykırım, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen duruşmasına müdahil olarak katıldı. Hamas'tan yana ve soykırım karşıtı bir tavırla. Ee, davasına müdahil taraf olurken bak ondan da çok rahatsız olmuş. Uluslararası Adalet Divanı tüzüğünün 63 Taksim 1 maddesinin Türkiye aleyhine yaratacağı haşa olası sonuçların ayırdında olmaktır diplomasi. Yani o şey kelimesini o aynen aktardığı gibi okudum. Ee, diplomasi at, uluslararası diyor ki diplomasi uluslararası adalet divan tüzüğünün 63. bir maddesinin Türkiye aleyhine oluşturacağı olası sonuçların ayırdığında da olmaktır. 63. bir ne demek biliyor musun? PKK. Hmm. Diyor ki sen ne diyor? Suçluyorsun ama İsrail diyor bak bak bak. Yarın senin karşına sen de işte doğudaki Kürtleri öldürüyorsun, temizliyorsun, etik temizlik yapıyorsun derler adama diyor. Bak bunu söylüyor. İsrail'in Hamas'a yaptığıyla Türkiye'nin PKK terörizmine yıllardan beri sadece Kürtleri kesen, asan, oradaki hayatı perişan eden bir ipi ya. İpi, ipi Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin elinde olan ve terör örgütü olduğu uluslararası e, siyasada da tescil edilmiş olan Amerika dahil birçok devletin terör örgütü olarak resmen kabul ettiği bir örgütü örgütle İsrail'in Hamas'ı da öyle görmesi görmesi gerektiğini zımnen ifade etmek suretiyle Böyle bir benzeşme yaparak buradan kendince bir mesaj vermek istiyor. Ya, Böyle bir şey olabilir Fati mi? abi zırva tevil götürmezler eskiler. Bu zırva, bu zırvanın neresini konuşup da şimdi tartışalım Allah aşkına aynı şey mi? Adam diyor ki burada hamaslar var, hamaslı efendim e, silahlı adamlar var. Ben bunları tek tek görüp vuramıyorum. Ben tepeden bomba yağdırıyorum. Ya siviller de ölüyor. E ne yapayım aralarında hamas var yani bir tane Hamaslıyı e, efendim öldürecek, şehit edecek diye yanında binlerce sivilin öldürülmesine efendim dikkat etmiyor. Bütün batıda e, ne yapalım Hamas'la mücadele ediyor diyor. Peki Türkiye'de terör yapmış olan PKK'lılar milletin içinde gizlenmiyor muydu? Türk ordusu ve Türk polisi tereyağından kıl çeker gibi sivillerin arasından çekip almıyor mu onları? İstihbaratıyla, askeriyle affedersin bir takım saklandıkları bölgelerde KCK mı diyorlardı neydi? Şehir yapılanması değil mi? Tepeden bomba mı yağdırıyordu? 3-5 tane KCK'lıyı ya da PKK'lıyı öldüreceğim diye. Binlerce Güneydoğu'da Türk vatandaşını mı öldürüyordu? Öyle mi yapıyordu? Yoksa kanal harekatı, kanal operasyonu oldu değil mi? Güneydoğu'da. Tereyağından kıl çeker gibi. Hendek. Hendek, Hendek. Kanal diyorum. Nereden geldi kanal? Ara sıra kanal harekatı Biriz konuşuyoruz. Kanal Karıştı işler. Tabii. Hendek. Hendek, e tabir olundu. O sıfat oraya yakıştırıldı. Evet kazılan çukurlar sebebiyle. Ama hepimiz biliyoruz. Yüzlerce güvenlik görevlisi şehidimiz var. Affedersin kaç tane sivil e, bu çatışmalarda e, efendim ölmüştür, hayatını kaybetmiştir. Nokta nokta bulundukları ve saklandıkları yerler tespit edildi. Nokta nokta tereyağından kıl çeker gibi infaz edildiler, öldürüldüler. Saf dışı edildiler veya tutuklandılar. Yaralı veya ölü ele geçirdiler ya da sağ her neyse. Aynı şey mi? Affedersin yani e, sanki züccaciz dükkanına girmiş de hiçbir şeye e, zarar vermemek, dokunmamak için balerin gibi davranan bir Türk ordusu, Türk güvenlik görevlilerinin orada operasyonunu gördü bütün dünya. Ve neticede büyük bir sivil kaybı olmaması hassasiyetiyle hareket eden bir ordu veya polis neyse güvenlik güçleri müspet netice aldı mı abi? aldı demek ki neymiş alabiliyormuş sen de İsrail olarak gerçekten Haması hasım kabul ediyorsan girersin Gazze'ye nokta nokta tespit edersin bu bir savaştır öyle değil mi Türkiye'nin nasıl Hı. Güneydoğu'da hendek e, efendim çatışmalarında e, bunu son derece başarılı bir şekilde sevk ve icra etmiş e, olduğu örneği de ortada bütün dünyaya da bu örnek gösterildi bu arada şimdi bir tane PKKlı terörist için üç tane beş tane PKKlı terörist için kalkıp affedersin sivil yerleşim yerlerini bombaladı Türkiye. Sonra Türkiye'deki PKK meselesine 40 küsür bin efendim zayiat verilmiş, şehitler olmuş. Bunlar 40 seneye yayılmış işler ki bunların kahir ekseriyeti büyük çoğunluğu PKK'lıların Kürt köylerinde basarak Kürtleri de öldürmesiyle kendilerine kucak açmayan, kendilerinin siyasi görüşlerini beğenmeyen Kürtler Orada birçok Arap köyü var. Arap köyleri ve e, orada vazife yapan efendim öğretmenler, orada vazife yapan güvenlik güçleri bunları şehit etmesiyledir. Yani diyebilir misiniz ki Türk ordusu orada yerleşim, sivil yerleşim bölgesine PKK'lı var diye bomba atmış olsun. Bunu bugün Kandil'e yapmıyor ki oraya yapsın. Kandil'e bile bomba atarken efendim e, sivil yerleşimlerin olduğu değil de silah toposu olduğu kesinlikle katiyet kazanmış olan yere yapıyor. Bunu oraya bile yaparken sınır ötesi harekatında bile yaparken Türk ordusu İsrail ordusu değil haşa ama ben şunu sö söyleyeyim bak o, o kişi kesinlikle İsrail ağzıyla konuşuyor bir karikatür vardı. Şimdi burada olsa da keşke göstersem önde bir adam var arkada bir adam adamın ağzından dil çıkmış bunun ensesinden girmiş öndeki adamın ağzından çıkmış konuşuyor böyle ama dil arkadaki adamın dili uzun uzamış. Böyle konuşanların hepsinin ağzından çıkan dil İsrail'deki konuşanların uzamış ve bunların dudakları arasından sarkan dildir. Ama şurası var. Nasıl Almanlar, Almanlar demeyeyim. Nazi düşüncesindeki e, efendim Hitler Almanya'sının askerleri o da tartışmalıdır ya her neyse Nürnberg mahkemelerinde muhakeme oldular harpten sonra ve harp suçlusu olarak muhakeme edilip idam edildiler. Allah bize Gazze mahkemelerini gösterecek inşallah. İnşallah. Ve hmm. orada o Gazze mahkemelerinde bu insanlık suçu ve soykırımını yapan insanlar muhakeme edilip hak ettiği cezaya, müstahak olduğu cezaya çarptırıldığında bakalım bu onların dilini kendi ağzından sarkıtarak konuşan beyefendiler dünya efkar ummiyesine karşı 40 tane dansöz gibi takla atarak kıvırtarak biz onu demek istemedik, biz bunu demek istemedik, şunu demek istedik diye kendi sözlerini tevil ve şerh etmeye çalışırken ki o komik hallerini hep beraber göreceğiz inşallah. Bugün hala kendilerinde bir güç ve kudret vehmediyorlar. Ama öyle bunlar, değil. Biraz bunlar. ortamı boş buldular. Şimdi Ama Türkiye burada, öyle bir yere gitmiyor. Şimdi burada vahim olan e, şu. Yani e, mücadele stratejisini farklılıklarını ko söyledin ifade ettin. Vahim olan tabii bu çok e, önemli bir açıklama. Vahim olan şu. Aynı şey mi ya? Özdeşleştiriyor. Bunu ayıramayacak bak, bir adam mecliste ne işi var sane. gözünü seveyim. Özdeşleştiriyor ya. Ya. bir. İkincisi efendilerine sinyal veriyor. Ha, tabii. Bak buradan yakalayabilirsiniz Türkiye'yi diyor. Zımnen bu da var. Başka bir şey. Bu özdeşleştirmesi zaten çok vahim bir problem ya. Yani şunu demek istiyor adam. İsrail de diyor, kendi PKK'sıyla savaşıyor diyor. Aynısını sen yapıyorsun diyor. Bunu demek istiyor zımlar. Bir de kalkmışsın diyor, davasına müdahil oluyorsun diyor. Yani bu bakış açısı oturttuğu zemin, hadiseyi oturttuğu zemin, yani yapmış olduğu kıyas batıl bir kıyas. Tabii ki. Kıyas tam bir, göz, yani bağcılığı, bir, bir, tam bir göz bağcılığı, ya. tam bir tabii göz bağcılığı, tam bir göz bağcılığı. İkincisi, ikincisi, ikincisi. Eğer bu mantıktan hareket edersek, Türkiye'nin yakın geçmişte yapmış olduğu milli mücadeleyi de, bu zihniyet bir terör organizasyonu olarak görebilir. Öyle mi değil mi? Tabii ki. Yani kıyas yapacaksak. Ama tabii bunlar kralcı. Şimdi başka bir şey daha diyor, onu da söyleyeyim de... <laughs> kayda geçsin. Tarihe havale etmiş olalım. Geçtiği yer çık kaydı da. Nihayet diplomasi 21. yüzyılda modası geçmiş, dayatmacı medeniyetçilik oyununa özenerek, bak, dünyayı zihin haritalarına bölmek, tepeden bakmak, üstünlük ve bilgiçlik taslamak değildir. Yahu, bizim Bizim vatandaşımız, dedelerimiz, abilerimiz, amcalarımız hakikaten boşuna monşer dememişler. Monşer ne demek biliyor musun? Ezik bir doğulunun kendisini batılı hissetmesi, öyle göstermeye çalışması, böyle bir psikolojiyle bütün vücut dilinin falan çalışması demek. Monşer bu demek yani. Yani adam burada Türkiye yani. Bugün Müslümanların İslam medeniyetine, Osmanlı medeniyetine vurgular arttı ya. Değil mi? Sanatta, kültürde, retorikte, araştırmalarda bundan da çok rahatsız. Bir de bunu dayatmacı olarak efendim e, takdim ettiğimizi falan da itham ederek yani sanki e, biz medeniyetimizi başkalarına dayatıyormuşuz suçlaması da var burada zımnen. Satır arkası okuması. Dünyayı zihin haritalarına bölmek. Yani sen diyor ki hani biz bir hafızi coğrafyamız var dedi ki gönül coğrafyamız var. Bundan da rahatsız. Sen diyor zihin haritalarına nasıl bölersin? Yani Müslüman coğrafya, Osmanlı coğrafyası, Türk coğrafyası falan diye. Anlatabildim mi? Nasıl bölersin? Bölemezsin. Bölmek, tepeden bakmak, üstünlük ve bilgiçlik taslamak değildir, diyor. Sonra, Aziz, bu tabii büyük bir talihsizlik. E, talihsizlik de değil aslında, bence iyi oluyor. Maskeler düşüyor. Bir zamanlar ne tür insanların bu memleketin başında, bu memleketin siyasetine, politikasına, dış politikasına bir fayda olur mu ya? yön verdiğini anlamış oluyoruz. Yani bunlar biz, yani bu öyle bir şey ki Amerika'nın burada sefir falan bulundurmasına gerek yok. İsrail'in burada büyükelçi bulundurmasına gerek yok. Zaten vekiller var burada. Distribütörler var zaten. Hem de gönüllü. Hem de yeterince var ve gönüllü yani. Anlatabildim mi? Sonra Aziz, ee, Devam edeyim notlarıma. Bu mevzuyla alakalı. Şimdi bir başka arkadaş Yeşilçam'ın <laughs> figürlerinden rollerde oynamış. Bir yerde konuşma yapıyor. Tarihini tespit edemedim. Bak zihniyetleri konuşuyoruz ya. Şimdi hakikaten bu zihniyete sahip Öyle azımsanmayacak ölçüde hem de etkili yerlerde insanlar var mı yani bu memlekette. Sevgili İsrail saçlı arkadaşımız aklıyla yönetiyor burayı diyor. Bu bir film artisti, Hı. aktör. Ben ona sonuna kadar saygıyla önünde eğiliyorum. Ben herkesin önünde eğilmem. Bakın Ömer'in önünde eğilmem. Maşa, radıyallahu Osman'ın önünde eğilmem alkışlar, ıslıklar falan filan. Tamam. Şimdi dedik ya ee, Mankurt sadece Türkiye'de yok. Çıktığı kabı beğenmeyen, kent kültürüne yan bakan, ters bakan. Öteki karşısında o ezik, iflah olmaz ezik duruşunu bir türlü düzeltemeyen kendi halkına karşı bir zalime karşı eğik tavrıyla mücessem hale gelmiş tipolojilerin ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ki sahabe-i kiram haziratının vasıflarından bahsederken hani bir ayet-i kerimede malen ne buyuruyor? Onlar kafirlere karşı şiddetli ve azametlidirler. Birbirlerine karşı da son derece mer son derece merhamet müşfik ve merhametlidirler. Değil mi? Şimdi burada tam tersi bir tip var. Burada tam tersi bir karakter var, bir kişilik var. Ne? Kendinden olana karşı bir, acımasız, tepeden bakan, dışlayan, adam yerine koymayan, kabul etmeyen ama öteki yani onu devşirmiş olan efendilerine karşı Onların her türlü oluşturduğu kalabun içerisine gönüllü dalmaya hazır tipler onlara karşı da son derece ezik aşağılık psikozunda son derece nasıl söyleyeyim her şeylerini vermeye hazır bir tipoloji bir resim böyle bir şey böyle bir gerçekliğimiz var. Bu sadece bizde değil. Şimdi Doğuya doğru gittikçe maalesef bu sömürge tecrübesi kötü bir şeydir aziz. Sömürge, sömürgeleştirilmiş ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmış olsalar da oradaki insanların ve nesillerin o sömürge psikozundan ve psikolojisinden çıkmaları birkaç nesi süren bir şey. Anlatabildim mi? Mesela başka bir şey. Filistin özerk, Filistin devlet başkanı diye geçiyor yani özerk Filistici. Mahmut Abbas Biliyorsun kendi milletine, halkına bak büyük bir soykırım vahşi bir katliam uygulanıyor, uygulanıyor, uygulanır iken bir açıklama yaptı geçenlerde. Çin'in Doğu Türkistan'la Müslümanlara kardeşlerimize yapmış olduğu zulmü onaylayan bir açıklama yaptı. Diyor ki not aldım. Doğu Türkistan meselesi Çin'in terörle mücadelesidir. Filistin hükümeti olarak Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyoruz. E o kadar anlattık abi. Bu adamların İslam davası diye bir şey yok. Filistin meselesine, Kudüs meselesine bakışları çok farklı. Ve bu adamlar batıyla iltisaklanmış, oradan yemlenen insanlar. Eğer Filistin davasını bunlar götürüyor diye düşünüyorsa iz, izleyenlerimiz, sayın izleyenlerimizin içerisinde böyle düşünenler varsa söyleyeyim. Bunların tarafından yürütülmüş bir Filistin davası açık konuşayım satılmış bir Filistin davasıdır. Hasbi bir yürütülen Filistin davası falan görmüyorum. Her yaptıkları iş yanlış olmayabilir. Ama kesinlikle işin içinde kendi çıkarları, kurdukları düzen ve koltuk zehirlenmesi var. Maddi gelirlerinin kahir ekserisinde batı kaynaklı. Peki sorayım sana. İçe diyorlar paraları. Adam kayırıyorlar. Ben duymamış olabilirim. Sorayım sana. Cık. Mahmut Abbas'ın ile ilgili böyle bir açıklaması oldu mu? Ya kimdi o? Şimon Peres mi öldü geçen? Bir tanesi öldü. Onun cenazesine katıldı. 2006'daki cenazesine katıldı. Şimon e, Peres'in cenazesine katılmadı cenazesine diye. Haniye'nin cenazesine katılmadı. Tabii, e. ki, tabii, ki, tabii ki. Ya olabilir. Aranızda mücadele noktasında Şimdi. farklı evet. nüanslarınız olabilir. Farklı evet. nüans Hayır. olmak başka Hayır. bir şey. Ve mücadele metodunuzda... ...birbirinizin tasvip etmediğiniz mücadele metotları da olabilir. Ama netice itibariyle aynı cephede olduğunuzu düşünmeniz lazım ya. Mesela Türkiye'de yakın geçmişte de gördük bunu. Çok farklı siyasi Kaldı renkler ya, Hamas var değil mi? El Fethiye'ye yaklaşımı asla bak, El Fethi'nin Hamas'a yaklaşımıyla da bir şöyle, değil. Onlar çok daha müsamahalı yaklaşıyor. Türkiye'de yok. mesela çok farklı siyasi renkler var mı? Var. Görüşler var mı? Var. Fakat milli bir meselede nasıl kenetleniliyor... Tabii. Bunun çok misallerini gördük. Devşirilmemiş tipler haricinde eğer kafalanmamışsa, elde edilmemişse ee, gerçekten hangi görüşte olursa olsun Türkiye'yi, bütün memleketi, vatanı, coğrafyayı ilgilendiren, tehdit eden bir meselede nasıl hemen birleşi verdiğimizin bir sürü misalini burada sayabiliriz. Ya hiç olmasa şu an orada bugüne kadar Filistin meselesinde görülmemiş bir katliam ve bir soykırım tatbikatı var. Ya bu mesele de bırak, siyasi görüş ayrılığı olabilir. El ile Hamas arasında. Anlatabildim mi? Kassam Tugayları arasında. Tabii. Sen İsrail ile ilgili kendi vatandaşına, kendi dindaşına hemen burnunun dibinde hem de senin kavminden olan bir topluluğa tarihin en büyük soykırımlarından bir tanesi yapılırken bu mevzuda net bir açıklaman yokken durup dururken Çin belki sana destek veriyor, belki el altından bir takım ilişkilerim var diye tutup da Doğu Türkistanları oradaki mazlum Müslümanlara alet ederek onları terörist olarak nasıl yaptılayabilirsin ya? ya? Bugün hükmü Batı Şeria'da geçiyor. Yarın öbür gün diyelim ki Gazze'yi de aldılar, bunlara verdiler. Ama sen Gazze'li insanların yüzüne nasıl bakacaksın ya? Onlara hangi yüzle hizmet getireceksin? ...anası ölmüş, bacısı ölmüş, kardeşi ölmüş... ...ama kendisi hayatta kalan insanların... ...o senin desteklemediğin, destek vermediğin... ...o insanların yüzüne nasıl bakarak onlara sözde hizmet getiriyorum diyeceksin? Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar aynı erken cumhuriyet döneminde... ...ki Türkiye'deki siyasiler var ya... ...bal tutan parmağını yalar kabilinden... ...makamları, mevkileri... Efendim bir takım yurt dışından gelen maddi imkanları, Osman, Osmanlı'dan kalan bir takım imkanları hanı yağma ettiler. Ef, efendim kendi üzerlerine geçirttiler. İla ahir kısa zamanda zengin oldular. Memleketi de asla adam gibi idare edemediler. Fukarallıktan halk kırıldı gitti. Bunlar aynı o kafadır abi. Eğer Filistin'in sevk ve bu Mahmud Abbas ve onun teşkilatı ve onun kafasındaki gibi adamlara kalırsa... Allah muhafaza. Orada bir Filistin devleti bile olsa Batıya çok affedersin e, yanaşma olmaktan başka bir şey değildir onların mukadderatı. Ama e, Hamas gibi ihlaslı ve onurlu bir mücadele ve Filistin'in gelişmesi ve yükselmesini isteyen bir siyasi anlayış elbette İsrail'in istemeyeceği bir anlayış. Tabii ya ister mi? Şimdi burada bu niye bunlardan bahsediyoruz misaller vererek? İnan İslam coğrafyasının birkaç tanesi, birkaç ülkesi memleketi hariç bir hasil silme bu tipler tarafından ele geçirilmiş. Bu tipler tarafından yönetiliyor. Bu şahsiye, bu karakter, bu kişilik yapısına sahip ekipler tarafından, çeteler tarafından yönetiliyor maalesef. Bu bizim en büyük problemimiz. Ve bunun en çok misallerini mesela... Biz kendi memleketimizde de görüyoruz. Allah'tan ki yani şimdi hani eski Türkiye falan diyoruz da işte bahsettik bir tane daha var. Aynı efendim şu an mecliste o da e, uzun yıllar Türkiye'yi İsrail'de muhtelif önemli e, yabancı başkentlerde temsil etmiş. Adam Türkiye'yi Karabağ, Ermeni, e, Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin oradaki varlığını örtülü operasyon yaparken, Türkiye buna, buna çok dikkat ederken batılı efendilerine gammazlayan adam da şu an aynı mecliste çatı altında, aynı yapı içerisinde bu adam da yıllarca böyle deve dişi gibi diplomatlar da bunlar. Anlatabildim mi? Ve yıllarca bunlar bu memleketin dış siyasetinde, iç siyasetinde, gidişatında etkili ve rol sahibi oldular. Ve bunlar var ya, Aziz, bu Türkçülük, Mürkçülük falan da söz konusu olduğu zaman ya kimseye de pay bırakmayan, koyuyorlar. kimseye de yer vermeyen, kimseye de yanına yaklaştırmayan tipolojiler. Bir evet. tane daha e, araya mı giriyoruz? Şöyle araya gireceğiz. Hı. Beş dakikamız kaldı. Tamam. Ama ben bu birinci bölümü tamamen bu konuyla bitirmek istemiyorum. Kısa da olsa e, şu diğer konulardan da birinden bahsedelim Olur. de. İkinci bölümde biraz Filistin Türkmenleri ve Arap coğrafyasındaki ya da mağripteki, Kuzey Afrika coğrafyasındaki Türklerden filan bahsedelim. Tamam konuşuruz inşallah ee... ama bir şey daha var. Mutlaka paylaşmam lazım. Peki söyle onu. Yani ekranlardan düşmeyen, neredeyse Türkiye'nin tırnak içerisinde kanaat önderi makamında sürekli arz-ı endam eden, Türkçülükte, Atatürkçülükte, Milliyetçilikte falan filan yanına yaklaşılmayan eee jeoloji profesörü ha. ...dala haricinde her türlü konuda fikir beyan eden. Evet. Zatın bir açıklaması var önümüze çıkarttı. Bir açıklaması ama. var. Diyor ki bak. Benim damarlarımda bir damla Türk yok. Kendi ifadeleri. Yani babaanneme bakıyorum mavi gözlü, sapsarı saç. Dedeme bakıyorum tipik bir Arnavut. Anneanneme bakıyorum tipik bir Helen. Hepsi de Türk pasaportlarında Türk yazıyor. Biz göçmen miyiz? Biz, ha biz göçmen miyiz? Burayı kuranlarız biz ve Biz olmasaydık Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Belki sevre hapsolmuş oturuyor olacaktık. Açıklaması, kendi açıklaması. Tam da işaret etmeye çalıştığım manzaranın içini dolduran bir tipoloji. Bu övünerek söylüyor ama... ...Merdi Kıpti misalindeki o. Bu. bu bir itiraf. Bu bir itiraf. Bak... ...Türkçülük bunların tekelinde. elinde. Türk olmadığı halde... Bil, ...Türk olmadığını tabi, itiraf ettiği zaten, halde... ...Türkçülük bunun tek zaten elinde. Bir Türkçülük vurgularının, dozajının... ...fazla olduğu yerlere ben hep şüpheyle bakıyorum. Tabii. Kesinlikle. O bir türlü sol kâğıdı Bunların tekelinde. elinde... Ama bunlar sürekli toplumun önünde, sürekli ekranlarda, sürekli üniversitelerde, sürekli medyada, sürekli her konuda ahkam kesen, 7-24 Müslümanları tahkir eden, Osmanlı'ya böyle fırsatını bulduğu anda çakan, Selçuklu'yu yerden yere vuran, Türk'ün tarihini saçma sapan bir takım efsanelerle, mitolojilerle bir tutarak karalamaya çalışan, dün mağaradan çıkmış gelmiş, savaşarak hiçbir medeniyeti olmayan, kılıcıyla, atıyla, bileyle bilmem ne zapt etmiş, zorla gasp etmiş bir şey pozisyonuna düşüren tipler. Yeri geliyor bakıyorsun Türkçü, yeri geliyor bakıyorsun Atatürkçü, yeri geliyor Mason, yeri geliyor liberal, yeri geliyor nasyonalist, şey internasyonalist, Uluslar yani üstü yapılarla çok ciddi göbek bağları olan ya ya bunların çok fazla bir etkisinin tesirinin olduğunu düşünmüyorum biraz okuyan yazan kesildi ama fakat hala bizim e, eğitim marif sisteminden olacak kitapla fikirle ilişki 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 kurmasının önünde engeller konulan bir neslimiz var bir nüfusumuz var fakat bunlar üzerinde bunlar etkili oluyorlar. Bir de bunlara her türlü invanlar bol kepçeden verilmiş ya sözleri tesirli olsun etkili olsun diye. Çünkü bizim insanımız e, parmağın işaret ettiği yere değil parmağın sahibine bakar. Kimin parmağı diye. Ona inanır yani. Evet. Dolayısıyla bizim bu e, sadece bizde değil. Filistin'de Irak'ta, Suriye'de atabildim mi? Diyoruz Mısır'da, Cezayir'de, Tunus'ta Yemen'de, Fas'ta bu tiplerden bunlara şey diyoruz, ee, nasıl söyleyeyim, bir teknik bir terim vardı. O kadar çok. Evet. Şimdi bu onları halletmeden, bu içerideki bu şeyi halledemeden bizim, Bizim en şeyi, bu hala yani. Dışarıdaki, evet. dışarıdaki bir takım meselelerle boğuşmamız Mümkün. Yapacağız. Ama, çok zor. Beraber götüreceğiz. ama çok zor. Şimdi beraber götüreceğiz ama zamanla çok tabii zor. bir homojenleşme de için... fikirde homojenleşmede de hmm. olacaktır. Burada bitirelim. Abdurrahman Karakoç'un şiirle bitireyim mi? Peki, onu okul son söz onlar olsun. Abdurrahman ee, Karakoç merhum. öylece araya Çok gidiyoruz. hoşuma gitti." diyor ki: "Mığırdıcı sever de Osman'ı sevmez zındık. İti domuzu sever, insanı sevmez zındık." İster ki, zi, di, i̇ster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye, ekmeğini yer amma vatanı sevmez Evet, gerçekten de tam kitabın ortasından Abdurrahman söylemiş Karakoç. Abdurrahman Karakoç. Abdurrahman Allah, Allah rahmet eylesin. Kıymetli seyirciler, ikinci bölümde buluşalım. Bizden ayrılmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Kıymetli Lale Gül TV seyircileri. ikinci bölüme hoş geldiniz. Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ee, Fatih abi birinci bölümde e, tabii çok mühim bazı hususlar konuştuk. İkinci bölüme de kalan bazı noktalar var. Dilersen ilk bölümdeki konuya dair konuştuklarımızı hitamı ermiş kabul edelim. O mesele e, aslında o hamur çok su kaldırır da e, şimdilik onu hitama erdi diyelim. Bu hususen bahsetmek istediğim Instagram ve Olimpiyat meselesi var. Bu Olimpiyat'tan girelim olmazsa. Aslında geçen hafta biraz bundan bahsetmek istiyordum ama e, nasip olmadı. Bu hafta yaymış. Olimpiyat tabii çok konuşuldu. Malumun açılış ve açılıştaki gösteri meselesiyle konuşuldu. E, eşcinsellik meselesini tüm dünyada yaygınlaştırmak adına artık çizgi filmler dahil e, bütün filmler ve diziler dahil hatta bazı tanıtım işte reklamları, afişler dahil her yerde bir subliminal mesaj bazen bazen açıktan direkt bir vurguyla efendim buna sürekli bir işaret var artık. İstedikleri nokta bütün bir efendim dünya insanlığını böyle şen iyi ve den iyi bir meseleye doğru kaydırmak, bunu normalleştirmek liberal dünya anlayışının artık yaklaşımı bu cemiyet tarafından kötü kabul edilebilen, yanlış kabul edilen şeylerin bile cemiyetin bir kısmı tarafından normal kabullenilmesiyle artık hukuk gözünde de dahil olarak herkes tarafından normal kabullenmesi gerektiğini vaz eden bir prensibe sahip liberal anlayış. Olimpiyatların açılış gösterilerinde bu çokça işlendi ve iğrenç bir şekilde işlendiğine dair çok yorum gördüm. Ben bunları başından sonuna izlemiş değilim işin açıkçası ancak insanların izlediği ve yaptığı yorumlar üzerinden de meseleyi anlamak gayet mümkün. Bununla beraber bizim efendim sporcularımızın da bu olimpiyatlara katılması esnasında işte bu açılış yürüyüşlerinde filan bir efendim kostüm her olimpiyatta olduğu gibi ve her ülke yaptığı gibi bir kostüm meselesi. Bu da çok konuşuldu ve işin açıkçası yetkililer tarafından da takip edilen günlerde dikkate alındığını da yanlış yapıldığını kabul edildiğini de gördük. Ancak bunların planlama safhasında aşamasında neden fark edilemediği meselesi, yani illa kamuoyundan bir şeyin tepki mi alması lazım? Ey o komisyonda bunun planlanmasıyla ilgilenen arkadaşlar, sizin Müslüman Türk kültür ve medeniyetine dair muktesebatınız ne kadar ki Acaba bu kostümlerin uygun olup olmadığına o komisyon karar verme esnasında bunu fark edemediniz, fehmedemediniz de artık hariçteki bütün yani vatandaşların bir telkiniyle bunu fark edebildiniz. Bu da ayrı bir fecaat tabii. Ayrıca belki konuşulabilecek bir şey. Demek ki bazı hususlar ehil kişilere verilememiş. İlla dışarıdan bir tenkitle anlaşılabilir durumu var. Bununla beraber tabii olimpiyatta dair bazı görsellerde en azından bizim o havalı tabancayla ilgili atış yapan sporcumuzun da görüntüsü çok viral oldu ve çok ses getirdi. Sen bu hususen sen olimpiyatla ilgili birkaç hususa işaret etmek istiyorsun. Bunlara dair işaret etmek istediğin hususları alayım senden ve böylece biraz da hızlı bir şekilde asıl konuşmak istediğimiz konuya geçmek Ay, istiyorum. İnşallah, inşallah yetiştirebiliriz çünkü süre <laughs> çok çabuk geçiyor. Sondan başlayayım Yusuf Dikeç kardeşimiz Olimpiyatın namusunu kurtardı diyebiliriz bizim için evet. Namussuzluğun nakim olduğu bir organizasyonu bizim adımıza kurtarmış oldu. Sen bütün Olimpiyat organizasyonunu kastettin. hemen hemen tabii bir de gerçekten hakim şöyle de kurtarmış oldu e, olimpiyatta o kadar işler dönüyor işte dereceler şunlar bunlar ama dünyada bu an şu an bu konuşuluyor. Yani Yusuf Dikeş kardeşin e, o vücut diliyle o özgüven ifade eden duruşuyla bir, e, hiç böyle e, işi süslemeden aksesuarlara ihtiyaç hissetmeden hedefi <laughs> vurup gümüş madalya kazanması. Altın madalya herhalde olimpiyat tarihinin en talihsiz altın madalya alan sporcusu, onunla yarışan sporcudur. <laughs> Çünkü adı bile bilinmiyor, hiç konuşulmuyor bile. Şimdi bu Doğru. işin tabii e, güzel tarafı. Fakat gerçekten e, dikkat çekmemiz gereken, niye ben bunu gündeme aldım e, seninle beraber? Çünkü dikkat çekmemiz gereken noktalar var. Birincisi, bu sapkınların yönettiği bir ülkenin olimpiyatı böyle olur kardeşim. Sapkınların başında olduğu bir ülkenin olimpiyatı böyle olur. Fransa'yı kastediyorsun. Tabii ki Fransa'yı kastediyoruz. İki, bu bir pagan ayini şeklinde geçen bir olimpiyat. Pagan ayini ne demek? Ee, putperest kavimlerin her türlü şenayeti, denayeti işlediği, insan fıtratına, ahlaka... Ee, dünyadaki meşiyetullah'a, fıtrata ne kadar ters unsur varsa hepsini bir tapınma unsuru haline getiren kavimlerin günümüzdeki iz düşümü bu olimpiyatlarda sergilendi mi? Sergilendi. sergilendi. Bu yönüyle burada amaç ne biliyor musun? Adamlar ne yaptıklarını biliyorlar. Burada hedef şu. Sapkınlığı özgürlük ambalajına sokarak dokunulmaz kılma operasyonu bu. Güzel. Meşrulaştırma, normalleştirme operasyonu. Evet. Adım adım. Evet. Adım adım. Bunlar ne yaptıklarını biliyorlar. Bak burada ne? Mesajlar şu. Orada her karesi, o açılış fragmanının e, gösterisinin her karesinde bir mesaj var. Bir meydan okuma var. Ne? Bu sapkın düzenin mottosu var Aziz. Dedik ya bu pagan aynı dedik ya. Bak bunların mottosu şu. Çerçeveyi kır. Sınırları aş. Kalıpları parçala. Üç tane. Hmm. Kalıplar ne? Fıtri kalıplar. Ahlaki kalıplar. Sınır ne? Dedik ya namussuz bir düzende... ...namuslu bir insan... Bir adım geri düşer. Hep geri kalır. Neden? Çünkü ahlaki sınırları vardır. Çizgileri var Biliyorsun vardır. Türkiye'de erken cumhuriyet dönemi kemalist zihniyetin de vurgusu buydu. Namuslu insanlar ya da dindar insanlar. Ee, Para kazanamaz. Evet, geri olamazsın. kalır, ilerleyemez, terakki edemez. Motosu vardı. Bir de dikkat edersen yani dünyada birçok batıda gayrimüslim ülke var. Bunlarda tabii birçok ideoloji ve taraftarları da efendim mevcut ve siyasette de zaman zaman idare makamına geliyorlar ama e, dine ve dindara karşı Fransa'daki gibi hasmani bir tavır yok. Fransa e, ciddi bir şekilde kurumsal ağızda olarak e, dine ve dindara karşı kılıcını çekmiş durumda çok zamandır. E, aşağılayıcı, tahkir edici bir e, yaklaşımı vardır. Erken Cumhuriyet dönemi Kemalist yaklaşımı da e, dikkate alınırsa Türkiye'nin bu hususta Fransa'ya çok benzer bir e, tavrı olmuştur. O ilk erken cumhuriyet dönemindeki tiyatro metinleri, senaryolar, daha sonra Yeşilçam senaryoları kurumsal ağızdan dine ve dindara ve dindarların bir takım devletten içtimai hak taleplerine karşı devletin şu yakın zamana kadar kullandığı ağız maalesef Fransa'dakinden çok da farklı bir ağız değildi. Bu usta dünyada birbirine çok benzeyen iki devlet şey iki devlet demeyeyim iki e, efendim siyasi yaklaşım yani bizim bazı siyasetçilerimizle onların bu hususta çok ciddi bir benzerliği vardı ama tabii son 15-20 yılda bu benzerlik büyük ölçüde değişti hamdolsun. Ee, eyvallah. eyvallah. Ee, işin bir şimdi başka yönü de var bir başka yönü daha var. Mesela e, dedik ya e, sapkınlığı özgürlükle maskeleyerek e, ve kutsallaştırmak suretiyle dokunulmaz kılma e, niyeti var burada. Bu aklıma şunu getirdi Aziz. E, modernite, dün, modernite dediğimiz şey, yani modernlik dediğimiz şey, bu aydınlanma çağıyla birlikte başlayan, modernite dini dünyadan kovdu. Postmodernite postmodern dünya dünyevi olanı dinleştiriyor kardeşim. Dünyevi olanı dinleştiriyor. Bak modern dogma haline getiriyor artık Modernite dini dünyadan kovdu. İlerleyen vetirede toplumlarda büyük bir boşluk oluştu. Yerine bir şey koyamadılar. İşte postmodern çağda şu içinde bulunduğumuz vetirede bu sefer şu gerçekleşti. Dünlevi olan ne kadar şey varsa ritüel bunları dinleştirdi. dinleştirdi. Bu ayinler, bu şeytani ritüeller, ayinler, pagan hareketleri, sembolleri, simgeleri falan filan hep içi boşaltılmış dinden, kutsaldan, ahlaktan, uhrevi hayatın sınırlarından içi boşaltılmış aleme pagan ritüelleri, simgeleri. Ee, nefsin şeytanın e, hayvani bir takım isteklerini e, dini ritüeller, dini semboller şeklinde yutturmak suretiyle o açı, o boşluğu bunlarla doldurma gayreti ve çabası var. Buna böyle bakmalıyız, böyle bakmalıyız. Şu an her fırsatta insanlık çok büyük bir boşluk içerisinde. Öyle bir toplumsal yapı var ki bütün dünyada modernitenin e, tutsağı olmuş, bozmuş oldu. Bütün toplumlarda şu var. Her fırsatı bir kutlamaya dönüştürme. Hmm. Bak bu mühim bir vurgu. Yani dinden arındırılmış olan, Tabii. dünyevileştirilmiş milletlerde Aynen. aslında yapılması gereken ve dinin oluşturduğu o boşluğu doldurmak cihetinden her türlü e, hususu bayramlaştırma, özel bir gün olarak onu ilan söylüyorum. etme, takdis etme onu söylüyorum. alışkanlığı. Tabii yani mesela bir, bir fenomen çıkıyor. Mesela garip bir hareket yapıyor. Bir vücut diliyle, bir yüz ifadesiyle. Bir anda viral oluyor biliyorsun. Ve bir müddet sonra o artık sanki böyle neredeyse dini bir ritüelmiş gibi özellikle gençlerimizin arasında yerleşiyor. İşte bu e, Fransız'da, Fransa'daki bu olimpiyatların Açılışında ve mütakip sahnelerinde gördüğümüz sahnelerin arkasındaki yatan gerçekliğin bu olduğunu düşünüyorum. Bunu da paylaşmak istedim. O Bak hangi noktalar var o açılış sahnelerinde? Bir kafa kesme sahnesi var. O kim? Burada konuştuk Fransız ihtilali, Masonlar, Yahudiler meselesini, Siyonistler meselesini. Marie Antoinette hmm. değil mi? Yani Fransız İmparatoru'nun... E, karısı olan Kraliçe Marie Antone. Onu biliyorsun, diyotine gönderdiler. İşte onun kafasını sembolize eden ve elinde tutan kanlı bir sahne vardı. Şimdi e, buraya gelmeden baktım yani ben onu görmedim. Sonradan e, patlayınca olay, bir bakayım nasılmış falan filan diye. E, i̇kinci, bu arada unutma lafını bir parantez açayım. Yani bu olimpiyatlardaki bahsettiğim mesela kafa kesme gibi bir görüntü ve benzerleri bunu hahişkel bir surette izleyen ailelerin çocuklarını da ne derece menfi etkileyeceği de açık ortada. Pedagoji cihetinden değerlendirirsen, psikoloji cihetinden bakarsan yetişkin insanları bile menfi surette etkilemesi gayet mümkün. Ama zaten adam etkilemek için zaten yapıyor. Zaten etkilemek için <laughs> yani yapıyor. Sen hep müsbet tarafından bakıyorsun bir Müslüman olarak. Zaten adam bunun için yapıyor bunu. Adam bunun için yapıyor zaten bunu. Orada, çünkü bütün dünyaya hitap ediyor. Lipato, Adam bu fırsatı kaçırır mı? Doğru. Başka bir şey daha var. Ee, Fransız İhtilali'nin mottoları neydi? Liberte, egalite, fraternite. Yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Değil mi? Şimdi orada özgürlükle alakalı niyetlerini ifade etmeye çalıştık. Şimdi orada Sapkınlığın her çeşidi, Hristiyanlar için kutsal kabul ettikleri bir tabloyu çarpıtarak, hmm. sahnelenmiş oldu, sahnelediler yani onu. Değil mi? Hmm. O son yani yemek filan meselesi tabii, de var. Tabii, yani diyor ki adam, burası Fransız İhtilali'nin beşiği. Burada üç tane şey geçerlidir. Liberte, egalite, fraternite. İşte bu üç tane Fransız itilalin prensibinin gerektirdiği şeylerdir bizim bu sergilediğimiz şeyler. Aslında özgürlük diye kastettiği dine ve tanrıya karşı işte bir özgürlük. Bu, bu özgürlük dediği şey insani, beşeri, fıtrî bütün dedim ya hani mottolarından bahsettim. Bütün e, kırmızı çizgilerden, tabi hudutları alt üst edip paramparça edip aklına, nefsine, hayvani duygularına hitap edecek ne kadar şey varsa hiçbir kısıtlama ve hiçbir tepki görmeden bunları yapabilme özgürlüğü. Ve bunu bir yerde de sınırlı tutmuyor. Yani insan kendi evinde, kendi alanında, kendi mekanında istediğini yapabilir. Buna kimse karışamaz bugünkü dünyada. Öyle mi? Duvarların arkasında. Bu yetmiyor onlara. Bunu bütün dünyada cari bir düzen haline getirme faaliyetleri ben var. Ben din sistem. dine karşıysam sen de dine karşı Değil. olacaksın. Yani bu istesen de istemesen e, de. Yani bunu zorlama da var yani. Yani kendi sapkın yaşayışını bütün dünyadaki siyasal sistemin ana e, paradigması paradigma haline getirme çabası var. Siyoniz, siyonizmin tek dünya devletinde uluslar devlet yapısında yeni hedefledikleri şey zaten bunun önündeki engellenme aile, ahlak, bir takım normal Yahudiki ahlaki normal Yahudi zihniyetine e, atıfta bulundun. Bu organizasyonun açılış programını Yahudi. E, yapan da bir hem Yahudi. Hem firma Yahudi, hmm. hem de sanat yönetmeni bir Siyonist. Hmm, Siyonist. Siyonist Yahudi. Yani Yahudi Siyonist Yahudi ayrımını yapalım. Evet, evet, tabii. Tekrar her zaman her yapıyoruz. Yine yapalım? Yani salt artı, olarak Yahudi değil, Siyonist fikre artı, sahip olanı kastediyoruz. Katolikliğin merkezi bir dünyada papalığa rağmen Hz. İsa Aleyhisselam'la dalga geçindi ki biliyorsun Papalık bir ara Fransa'da bulundu merkezi. Tabii. Romadan ziyade, tabii, eden 100 yıl mı? Öyle bir dönem Fransa'ydı merkezi. Aslında. Papa'da oradaydı. Hristiyanlığa da bir meydan okuma vardı. Tabii, tabii. Burada. Biz senin kutsalını işte böyle maymuna çeviririz şeyi Ve var. Senin mi? kendi ülkende. Ve hiçbir tepki gelmedi. Hazreti aslında Müslümanlara da hakaret bu çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam bizim de peygamberimiz. Tabii. Ki. Değil mi? İmanın altı iman şartından bütün bir tanesi de. Verir. Bütün peygamberlere iman. Başka bir şey daha var. Tapınakçılar sahneye getirildi. Tapınakçı figürler, hmm. tapınakçıların ideolojisi orada. Hemen böyle bir iki saniye, üç beş, on on beş saniye içerisinde tapınakçı figürleri de gördük biz orada. Hmm. Tapınakçılar kimdi? Kiliseye karşı savaşan masonik bir yapı. Hmm. Masonların İlk nüvelendi, tohumlarını yaşarttıkları yapılardan bir tanesi tapınakçılar. Ya Aslında bu, bu, bu burada bizim buyur. Bu söylediğin sözler e, ebeveynlere de gidiyor. Ebeveynler de burada bu bahsettiğin hususları dikkate alarak oyunu görmeli. Televizyonda ya da sosyal medyadaki tüm yayınların masum olmadığını belli bir maksada, atfen belli bir maksada dönük projeler ve işler olduğunu bilerek çocuklarını muhafaza etmeli. Bununla beraber aklı başında gençlere de söyleyelim. Yani o gençler de karşılarına sosyal medyada, sosyal çöplükte ya da televizyonda çıkan her büyük organizasyon gibi görünen ya da dünyada efendim gündemi sallayan ve sarsan her hususun masum olmadığını, onun fıtratına, ahlakına, karakterine, efendim kültürel kimliğine karşı bir saldırı içerisinde olduğunu bilmeli ve onu dönüştürmeye çalışan fikrini, zikrini ve zihniyetini, hissiyatını tebdil etmeye dönüştürmeye çalışan bir maksadı olan görseller ve yapımlar olduğunu da bilerek izlemeli. Kesinlikle. Yani gençlerin de bunu bilerek bir eee oto kontrol mekanizmasını sürekli hatırında hazır tutmalı. Ben bunu izliyorum ama bu izlediğim şeyde ya da bu gördüğüm şeyde ya da bu dinlediğim konuşmada acaba fark, etmem, fark etmeden beni menfi manada etkileyecek bir unsur var mı? Nasıl insan midesini bozacak bir şey yemez? Yememeli değil mi? Ee, ve bazı bünyelerde alerjiktir. Ee, mesela sıkıntı olur. Aynı bunun gibi her şeyi okumak, her şeyi dinlemek, her şeyi görmek zihne, ahlaka, karaktere, kültürel kimliğe, inancına, itikadına zararlı sindirim sistemini bozan bir yiyecek gibi düşünce sistemini bozan, kalp sistemini bozan, itikadını bozan bir takım şeyleri seyretmek de, dinlemek de, farkında olmadan belki onları tasdik etmekle, yani Allah muhafaza bir itikadi buhrana girmek gibi tehdit ve tehlikeleri de varit görmeli. Ve bunu bilerek Nasıl ki ya bu yemeğin, bu içeceğin tadısı, koku, kokusu, tadı pek hoşuma gitmedi. Acaba bozar mı mide mi diye kenara koyuyorsan biraz izleyip baktığında, biraz dinlediğinde ya bu herhalde beni bozma ihtimali ya da potansiyel taşıyan bir şeydir deyip onu hemen kapatmalı, izlememeli, seyretmeli ve seyretmemeli ve geçmeli olduğunu, geçmesi gerektiğini bilmeli. Gençler de bunu bilmeli, ebeveynler de bu cihetten. Gençler bu bunu bilsin bakmalı. ama Gençtir. Neticede. En çok onlar muhatap oluyor. Neticede gençtir. Ee, biliyorsun, İslam'da, bizim dinimizde haram zaten haram. Ama harama giden yollar da haram. Doğru. Harama giden yollar da memnudur. Yasaklanmıştır. İnsan iradesine yüzde yüz hakim bir varlık değil. Günah işleyen bir varlığız biz. Bunu söylüyoruz biz gençlere de. Kardeşim, her adımda farklı bir tuzak var şu an dünyada. Bizim ülkemizde de bak bir tane oyun çocuklar için bir oyunu yasakladı diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar sosyal çöplükte. Kim bunu bir de bakıyorsun anneler babalar yok özgürlük elden gidiyormuş yok işte bilmem neymiş falan filan diye. Yani bunlar ciddi meselelerimiz bizim problemlerimiz. Kardeşim sapkınlığa, suça ee, bulaştığı zaman insanı lekeleyecek insan haysiyetini ve şerefini dildar edecek, dilhun edecek bir takım sıkıntılı alanlara, tuzaklara gidecek yol dünyanın her yerinde devlet diye, devlet gibi bir mekanizma varsa yasaktır. Kontrol altındadır. Bu yasakçılık değildir. Bu bir milleti ayakta tutan aileyi, önce ferdi ondan sonra aileyi Ondan sonra cemiyeti, aileler cemiyeti oluşturur. Cemiyetin olduğu yerde de devlet mekanizması oluşur. Bu yapıyı koruyan en temel, en başta gelen hususiyet tedbir budur. Zaten hani dedim ya bu e, bu pagan dünyanın bu putperest modern pot, modern putperest toplumlar bunlar. Modern putperest yapılar, idareler, yönetimler ee, bu Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Örgütü diyorum, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir tane başkanı var. Schwab's diye. Bir numaralı Siyonist. E, Hristiyan Siyonist, Alman asıllı Yahudi olabilir. Yahudi zaten galiba. Ya adamlar artık pervasız bir şekilde açık açık e, dediğim gibi dünyada bugüne kadar kabul görmüş, yerleşmiş, geleneksel bütün kalıpları parçalamayı, bütün sınırları aşmayı Hedef haline getirmişler ama bunun önünde engeller var. Diyorlar ki bu engeller ne? Dinler. Din yani. Din bir tane. Hristiyanlığı da kastediyor tabii yani. Evet. İki, aile yapısı. Aile en büyük bariyer. Allah'tan bizim sağlam kalan az sayıda <laughs> bu işi kurumlarımızdan bir tanesi. Elhamdülillah. Aile elhamdülillah. Ama Kayıplarıyla tabii yani yıllar önce ee, Şevket Egi Bey merhum şöyle bir şey demişti. Ee, ama çok yıllar önce televizyon o zaman. Deccal e, galiba televizyon demişti. Çünkü bu e, gavurlar, kafirler, hainler e, bizim ailemize sızamadılar. Bizim milletimizin aile yapısına sızamadılar. Anlatabildim mi ben? Sinemadan öteye geçemediler. Sinemaya gitmek de eskiden zaten cesaret işiydi Müslüman bir toplumda. Anlatabildim mi? Hakikaten öyleydi. Evet. Fakat bu televizyonla evlerimize girmiş oldular. Mahremiyetimize girmiş oldular. Hatta o kadar ki şimdi artık her adada salonda var, mutfakta var. Benim için deccal budur demişti. Ben böyle bakıyorum demişti. Şimdi televizyona falan evet. şey okutacak hastalar çıktı. Onun için aile ikinci büyük bariyer. Üçüncü büyük bariyer ne biliyor musun? İçtimai kabuller. Her milletin bir mayası vardır. O mayayı oluşturan, tarihten süzdüğü gelenekleri, örfleri, adetleri vardır. Oturmuş, sinmiş, davranış kalıpları vardır. O davranış kalıplarının arkasında ya bir ayet-i kerimenin e Tabii. manası vardır ya bir hadis-i hadis şerif, şerif vardır şey. ya da bir kelam-ı kibar kelam kibar vardır. Tabii, onu binlerce yıldır tecrübe bunu edilmiş Bunu bilmez bile. Son Tabii. halidir artık. Bir bir bir, Doğru bir, bir, bir yani. amca bir şey yolla giderken bastonuyla böyle bir cam kırığını kenara atar. Mesela bu 54 farzan bir tanesidir. Evet. Amca bunu sen niye yaptın diye sorsan sana cevap veremez. Evet. Ama onunla içselleşmiştir moda evet. tabirle. Temellük etmiştir onun. Evet. İşte bunlar hep bariyer. Bu Pagan, e, sapkın ve azgın yeni dünya efendilerinin tırnak içerisinde şeytanlaşmış ve hakikaten şeytana tapınmayı bir tırnak içerisinde din haline getirmiş kendi hayatlarında bunu 7/24 uygulayan ama bunu dünyada da bir düzen haline getirmek isteyen bu yapının önündeki bariyerler bunlar. Bu bariyerlere gelebilecek her türlü bela bunlara yöneliyor Her türlü tehdit başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyada aklı başında bütün devletlerin en temel ve birinci vazifesi olmalıdır. Toplumsal yapı buna göre düzenlenmelidir. Kurumlar var değil mi? Kanunlar var. Açsınlar baksınlar anayasaya, ailenin anayasanın hükümlerine, Türk aile yapısının korunması ile ilgili, teşircilikle ilgili, bilmem neyle ilgili falan filan bir sürü madde var değil mi? Evet. Fakat şimdi... Maalesef sosyal medyada o, bunlar tabii, pek işletilemiyor. İşletmeye kalktığın şey zaman var. da işte mesela evet. bak bu Instagram meselesi de yine konuşacağımız hususlardan birisi. Bunu işletmeye çalışıyorsun. Birilerine hakaret ediliyor. Ya da birilerinin olmadık görüntüleri rızası dışında kullanılıyor. Ya da bir takım iftiralar, bir takım montajlarla, kurgularla ya da aslı olmayan beyanlarla birileri karalanıyor... Kim olursa olsun bu, hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun ve hangi odaktan gelirse gelsin. Adam mahkemeye müracaat ediyor ve bir sonuç çıkıyor. E, bu sonucun icrası için neticede bu kurumla irtibata geçmek lazım ve bu kurumdan bunu tatbik etmesini istemek lazım. Adam hayır diyor. Kurumla irtibata bile geçemiyorsun, Türkiye'de ofisi yok. E, bununla beraber zaten yapı olarak her türlü deni ve şen'i işlerin icra edildiği bir platform. Hadi bunu kontrol altına alamıyorsun, Bari mahkeme kararlarını tatbik et diyorsun. Onu da tatbik etmiyor. E Ya arkadaş bugün senin buna ihtiyacın hani bir söz vardı ya adalete herkesin ihtiyacı olur bir gün. Ya Allah bizi mahkemelere şuraya buraya düşürmesin de hastanelere filan. Hep dua ederiz dilimizde olan. Allah bir duadır Allah bu. Ee, Allah kabul etsin. Şimdi e, sen bugün için böyle bir iftiraya maruz kalmamış olabilirsin. Koca koca adamlar yani Filistin'le ile Gazze ile ilgili neredeyse hiç paylaşımı olmayan e, sosyal medya fenomenleri bile bu hususta beyan ve açıklamalarda bulunuyor. Ve sanki dünya başlarına çökmüş gibi fecaat olmuş ve felaketlerde oymuşuz gibi yani bir davranıyorlar. E, ama ya arkadaş bu hususta mağdur olanlar var. Adaletin verdiği karar var. Bu tatbik edilemiyor. Buna bir gün sen de ihtiyaç duyabilirsin. Yani neden buna itiraz ediyorsun? Son derece mantıklı bir şekilde destek olman lazım, değil mi? Açılsın diyebilirsin. Ama Instagram'a ve yöneticilerine de yani bu paylaşımını duyurabilirsin. Arkadaş biz bunun açılmasını istiyoruz ama adaletin de tesis edilmesini istiyoruz. Sen bizim ülkemizdeki adli kararlara duyarsız olamazsın, kulağını tıkayamazsın. Kusura bakma. Bunları yerine getir. Açılsın. Biz bu hususta bu kararların arkasındayız demesi gerekirken aklı başında gibi görünen ve şu kadarcık anlaşılması hiç de zor bir mesele değil değil mi bu? Şu kadarcık anlaşılması kolay, çocukların bile anlayabileceği bir hususu anlamamakta ısrar edip hala siyasi yetkilileri suçlayan, ya o siyasi yetkililer benimle ilgili bir meseleyi paylaşmasın. Onu paylaştığı için kapatıyorum demiyor ki. E adına aslan dışarıdaki fertlerin efendim mahkemelik işleriyle ilgili veya kişisel hakları korumayla ilgili hususları belki ticarete, ekonomiye bakan tarafları da var bu şimdi, ergiye bakan tarafları da var. Birçok ayağı var. Bununla ilgili söylüyor. Ya kendisiyle ilgili söylemiyor ki yine senin benim hukukumu müzafaa ve muhafaza ediyor. Anlamak mümkün değil. Bak, çok güzel. Ee, hani özgürlük, özgürlük falan filan 7/24 bağırıp duranlar var ya. Ağızlarından köpükler saçarak. Evet. Bu özgürlük kavramı artık o kadar tehlikeli bir hale geldi ki ee, mübarek değerlerini, mukaddes değerlerini, tarihi değerlerini, milli nişanelerini muhafaza etmek isteyen insanların kalplerine, varlıklarına bir silah gibi doğrultulan, atabildim mi? Bir böyle e, saldırgan bir kavram haline geldi. Özgürlüğün tarifi ne? Özgürlük ne? Hürriyet ne? Mesela hakaret etmek özgürlük mü? İftira etmek özgürlük mü? Mesela agora'da bir e, vatandaşın bilmem e, çırılçıplak soyunması bir özgürlük mü Asla, tabii? Özgürlük mü? Değil tabii ki. Değil mi? Yani, yani bunu kimse de tasdik etmiyor. Beşeriyetin, beşeriyetin tarih sahnesine ağzı ayak bastığı andan itibaren e, insan fıtratına bir tamam ya uygun ve o fıtratı koruyacak meşiyetullah dediğimiz değil mi kaideler var, kurallar var, hakikatler var, gerçeklikler var yani bu başka bir şey daha mesela bu açtığın iyi oldu instagram yasayla ilgili tamam mı her gün vaveyle koparılıyor her gün işte sataşmalar küfürler, hakaretler gırla gidiyor falan filan ya çok komik bir ülke biz gerçekten bazı yönlerimiz itibariyle ama bak İngiltere'de 2-3 gün önce Kayseri benzeri hadiseler yaşandı. Hmm. Hala da devam. Ediyor. Evet. Evet. Aynen. Kayseri hadiselerinin birebir fotokopisi, kopyası, iz düşümü İngiltere'yi vurdu. Evet. Liverpool'da mı? Nerede bir yerde işte Londra haricinde. Şimdi İngiliz bir ırkçı faşist bir e, İngiliz var. İngiliz hükümeti tarafından e, e, nasıl söyleyeyim suçlu ilan edilmiş. Amerika'da yaşıyor. İngiltere'ye giremiyor. Onun bizdeki izdüşümü de var burada biliyorsun. Tabii var. Ama aynen. tabii o burada yani. O Amerika'dan yönetiyor. Orada bir ekibi varmış İngiltere'de. Bir sosyal medya aracılığıyla e, aynen bizdeki Kayseri hadisesindeki gibi bir e, entry giriyorlar. Bir e, bilgi payları patlatıyorlar bir sığınmacı, bir siyahi, bir Müslüman, işte iki tane çocuğu, iki tane hakikaten çocuk bıçaklanıyor, işte birkaç kişi falan filan öldürülüyor ya. Yani. Bunu Müslümanlara yıkan, yabancılara yıkan, İngiltere'de yaşayan, Müslüman işte Pakistanlı, Hindistanlı falan gibi tiplere yıkan, yıkan bir tweet'i kurguluyorlar. Ve bunu sosyal medyadan patlatıyorlar. Bir anda önceden hazırlanılmış bizdeki gibi e, ...korkunç dükkanlar bir... Dükkanlar yağmalanıyor, ...korkunç bir vandallıkla dükkanlar evet, yağmalanıyor. E, siyahi, esmer... E, ...kara kafa dedikleri ne kadar önlerine çıkan adam varsa... Veya ...sopalarla Müslüman indiriyorlar. olduğu bilinen kişiler. Müslüman olduğu veya bilinen kişiler. evleri veya dükkanları. Aynen. Kundaklamalar falan filan. Bunun üzerine... ...Miltere, liberal falan filan diyoruz ya... Evet. ...demokrasi carçut falan evet. diyoruz ya... Evet. ...bak BBC'nin haberi... Tercümesini veriyorum. İngiltere hükümetinin devam eden huzursuzlukta rol oynadığına inandıkları sosyal medya fenomenlerini, sosyal medya fenomenlerini iade etmeye çalıştığını ve onları terörizmle suçladığını bildiriyor. Bu benzeri görülmemiş bir durum. Kim bildiriyor? Başbakan çıktı. Dedi ki bu işin Amerika'dan yönetildiğini biliyoruz. Bunların iadesini talep edeceğiz. Ya. Bunlar bir terör suçlusudur dedi. Ya. Yani sosyal Bizim medya üzerinden böyle bir çağrı yapıp da bir sürü kişinin evet. vefatına sebep olan kişiye evet. ceza verilince şimdi siyasiler dahil Tabii. bir sürü belki kelli felli aklı başında zannedilen adam e, bunun sorumlusunun dışarı çıkarılmasını istiyor. Şimdi görüyor musun bak? Şimdi biz bak e, adam sosyal medya üzerinden halkı sokağa döken farklı gruplara karşı e, neredeyse katliama varabilecek saldırganlığa sevk eden bir hareketi terörist bir eylem olarak nitelemiş ve bunu açıkça basın toplantısı yaptı ve bunu şu an durdurmaya çalışıyorlar. Peki İngiltere'nin bu tavrına, başbakanın bu tavrına İngilizler bizdeki gibi protesto ettiler mi? Vay özgürlüğümüz gidiyor falan dediler mi? Bir tane ses yok. yok. Bir tane ses yok. O zaman bu palavrayı biraz cerh edelim. Bak, biz de siyaset bilimi sözlüklerinde üzerlerine yüklenen anlamıyla tırnak içerisinde demokrasi ve liberalite yok. Nesi var? Kompleksi var. Ne demek istiyorum? O yüzden özgürlük kapsamına giremeyecek ne kadar şen i den i hadise, söz, fikir varsa özellikle eylem varsa bütün yollar açık. Neden? Aman Avrupalı efendi bize parmak sallamasın. Aman Devşirmeler, ağızlarını açıp, atabildim mi? Ee, bizi tenkit etmesin, bize hakaret etmesin, bize yüklenmesinler kompleksi bu. Eğer gerçekten o üzerlerine yüklenen manada bir demokrasi dediğimiz şey, yani onu konuştuk. Ya da liberalizm, liberalite dediğimiz şey olmuş olsa bunları, bunların belli kuralları, kaideleri var. Benim özgürlüğüm senin sınırlarında biter kardeşim. Tamam mı? Benim söz hürriyetim, senin kutsallarının sınırının başladığı yerde biter. Tabii değil mi? Yani dolayısıyla bizde aslı değil, kompleksi var. Onun için her e, haysiyete, inanca, örfe, adete, ahlaka, ne kadar mugayir, fiil, gösteri, Atatürk görüyoruz. Evet. Eylem bugünkü moda tabirle varsa hepsine yollar açık. Neden? Aman itam edilmeyelim. Aman işte bak diktatöryel, otoriter bir yönetim itamına maruz kalmayalım. Aman işte içeride bunların beslemeleri tekrar bize saldırıya geçmesin. Kompleksiyle bütün yollar açık. Olur mu kardeşim? Yani eğer bir devlet bekasını düşünüyorsa, bir millet bekasını düşünüyorsa, dört tane şeyini büyük bir titizlikle koruyacak. Bir, aile yapısını koruyacak. İki, insanını koruyacak. Üç, Tarihin o milletteki alameti farika olmuş. Alameti farika olmuş. Mayasını koruyacak çünkü mağaradan, kovuktan çıkmadı bu millet. Dört, bu titizlikle korunması gereken üç tane önemli fil ayağını ya da temeli diyebiliriz. Tahrip edecek... Ee, Fiilleri, saldırıları, saldırılara giden yolları da kontrol altına alacak. Yoksa yani olay olmuş, iş bitmiş, ölen ölmüş, ondan sonra polis gelmiş atıyorum, misal veriyorum. Tamam mı? Dedin evet. ya anlaşıldı. Bade Harabel Basra yani o kıyafet meselesi var ya. Yani olimpiyatlarda sporculara giyen, sonradan farkına vardılar bağır, falan dedin ya. Hani... Ee, var ya olimpiyatlarda milli sporculara giydirilen bir elbise var. Evet. Adam harbiden o sporculara değil de millete giydirmiş yani. Öyle söylüyor. Yani ama dedin ya sen hani sonradan anlaşıldı. Geçmiş ya anlaşıldı olsun. Ama, Bade ama Bade Harabel Basra dediğim dediğim yani. yani. Bade Harabel Basra. Ya şimdi olimpiyatlara çıkanlar Allah aşkına yani e, oradaki kostüm bir anlam ifade etmeli değil mi? Yoksa günlük kıyafetle de. Ya ben da bunun masum Erkekler bir e, takım elbiseyle veya kadınlar da kendine özgü bir şeye çıkabilir. Orada her ülke bir tasarım yapıyor, bir tasarım peşinde. E, tabii bu tasarım Bak, meselesini aziz, el renkler, alırken renkler özenle seçilmiş. Dikkate alman Aynen. lazım. Bak ama işte e, abi biz çok iyi niyetliyiz. Olması lazım, olması gerekeni söylüyoruz. Tabii ki söyleyeceğiz. Onlar olmaması gerekeni yapıyorlar zaten. Biz de far tutmaya çalışıyoruz. İfşa etmeye çalışıyoruz. Anlatabildim mi? Dikkatleri onların üzerine teksif etmeye çalışıyoruz. Bilinç manasında, şuurlanma manasında. Tamam Bence bu, o e, şeye geçtik, o elbise meselesi gerçekten, hani olimpiyat bahsinde, apayrı bir başlık. Tam bir skandal. Renklerin mesajı. E, o, Ceketlerin, pantolonların formu, formu. Yani. Ben neresinden tutsak elinden? Yani formu. Tabii. Artı e, şekli miydi ya, ya? Abi komik. Ya sıradan sokaktaki bir vatandaşa gökler, Pijama ya. Pijama mı diyeceğiz Pijama mı diyeceğiz? Hitler'in Yahudilere toplama kampında Auschwitz kampındaki Yahudi mahkumların mahkum elbiseleri mi diyeceğiz? Evet. Efendime söyleyeyim. E, Pallaço elbisesi mi diyeceğiz? Bak Palyoço kardeşlerimi ben e, şöyle e, anlıyorum. Bir iş yapıyorlar. Çocukları eğlendiriyorlar. O kıyafeti zaten giymek durumundalar. Çocukları güldürmek, leşelendirmek için. Ama sen bir milleti temsil eden sporculara bir palyoço kıyafeti neredeyse giydirmişsin. Şimdi burada ben kasıt ararım. Da öyle geliyor. Burada bir tilkilik bir var. var. Bak burada bir tilkilik Masum var. Masum bir şey değil. Masum yani. bir şey değil. Sehven yapılmış bir hata gibi görünüyor. Burada bir tilkilik var. Tamam mı? Evet. Yani e, bir mesaj veriliyor. Bu ne cüret? Peki bir başka sıkıntı. Bu nasıl farkına varılmayan bir skandaldır? Allah aşkına. Bir başka şey. Sporcularımız böyle bir kıyafeti giymeyi nasıl kabul etti? Ama sporcuların o hususta bir görüş de. beyan Ama işte gördün bizim var mı? atıcı, atıcı ne yaptı? Hı. Tişörtüyle, Türkiye yazılı bir tişörtle çıktı. Eyvallah. Ama o yarışma esnasında, yarışma esnasında farklı tabii o kostümler Anladım giyinme. ama işte yani e, öyle söylüyorsun ama o elbiselerle de poz verildi. Yani en son nokta. Ben sporcu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi. Onlar da bu işin mağduruyor. yani etmiyorum. Mağduru. Tabii tabii onlar bu ama, işin mağduru. ama o, diyecekti ki, içerisinde görünmek ama ve tarihe oturmuş resimlerde. Ben bu kıyafeti giymiyorum. Ben bu kıyafeti giymiyorum diyecek diyebilirdi. Bu özgürlüğü vardı mı? Ya Neyse. Abi bak o Yusuf Dikeş'ten bahsettin. Yani bu işlerin arka planında da biraz tabii sporcularda veya e, şeylerde bir korku da olabilir. Yani daha önceki Olimpiyatlarda tabii net söylemiyorum. Ama e, haksız bir şekilde e, o Yusuf Bey'in zannediyorum bazı yarışmalara katılmasının engellendiğine dair bir şeyler okudum. Öyle mi? Onun tabii bazı hususlarda bazı yetkililere gönül kırıklığı da olabilir. E, hatta Hı. mevcut e, olimpiyata katılma kararı da son birkaç gün kala mı ne e, netleşmiş. Öyle bir durum var. Yani net söylemeyeyim de ilgililer bu hususta net beyanları yaparlar. giymeyi o, o kabul etmedi. Ama için yani şimdi <laughs> demek olur mu, istediğim. Evet. Yani bu sporcuların Hı. böyle bir benim bu hususta görüş beyan etmeye ya da giymeyi reddetmek gibi bir hakkım var. Hürriyetin bu istikamette kullanmak istiyorum. Müslüman Necip Türk milletine gerçi İslami ciyetten olimpiyatlarda hanım kardeşlerimizin hiç uygun olmayan kıyafetlerle zaten yarışıyor olması da bizi dilhu neden ayrı bir meseledir de. Ama en azından o kıyafetler özelinde meseleyi değerlendiriyoruz. Bunu reddediyorum gibi bir şeyi. İşte o da kendisini giyip de aynada baktığında öyle zannediyorum ki bir gülmüştür kendisine. Ya nasıl olacak bu iş filan demiştir. Ya O da bu işin mağduru. İtiraz etseydi acaba başına ne gelirdi? Belki bu olimpiyatta bu yarışmada gelmezdi ama takip eden senedeki Avrupa şampiyonasında, takip eden senedeki dünya şampiyonasında 3-4 sene 5 sene sonraki tekrar iki, bir diğer olimpiyat e efendim organizasyonunda bir şekilde belki de ket vurulacaktı. Neticede e, bu baskı sebebiyle ben yarışmacıların bu hususta bu çok siyasi beyan etmeme etmemiş olanlar için ben diyorum. İtiraf etmiş olmasını itham bir yere etmiyorum. kadar makul Yok yok, yo, sen itham ediyorsun böyle diye bir, söylemedim. Böyle bir reddiye bir söylemedim. sporcumuz, bir oradaki sporcumuz yapmış olsaydı inan var ya tıpkı o Yusuf Tikeç kardeşimiz... nasıl bir öyle oldu. Tabi mecburiyetinde kalmış olsa bile bir şey gündem oluştururdu. Evet, evet. Çünkü bak Bizim e, futbol milli takımımızda oynayan bir e, oyuncumuz var. Avrupa'da bir takımda oynuyor. Nerede oynuyor şu an hatırlayamadım. İtalya'da ya işte bir Avrupa takımında oynuyor. Bu arada yani, bir dakikamız kaldı. Önemli bir takım öyle mi? Evet. E, biz Filistin <gülüyor> Türkmenlerini <gülüyor> konuşamayacağız. Filistin Türkmenleri kaldı. Bak fut, futbol o oynadığı kulüp e, LGBT sembolleriyle bir forma yaptırmış. Çocuk reddetti bunu. Ya aferin ve bütün Avrupa'da gündem oldu. Kendi kulübü bile saygı göstermek ...mecburiyette kaldı. Kabul etti yani. Ha, ya. mi? Yani ben eş tutmuyorum. Diyecekti ki neyse Yo, şey doğru doğru. Sporcularım üzerinden gitmiyorum. Doğru. Burada şunun üzerinden gidiyorum. E, asıl burada e, bu milli şey olimpiyat oyuncularını, sporcularını giydirme Ama ihalesinin Hümetlek Bundan sonra o sporcular tarafından kazanılmıştır inşallah. onu söyleyeyim. Yani bir diğerinde benzeri bir durum olduğunda... İhalesi başka bir firma bulunamadı mı kardeşim? Evet yani sporcular bu tepkiyi gösterecek bir anlayış kazandılar diye düşünüyorum. İsrail bayrağındaki renklerle çizgili pijama gibi... Bayraktaki formdur aynı zamanda. Evet. Bayrağını böyle çevir Tabii. tamam mı? Aus, Auschwitz kampındaki Yahudi... Ee... Mağdurların üzerindeki mahkum kıyafetini evet. ilk bakışta akla getirecek. Bir de tilkilik var, bir de getiriyor. tilkilik var. Çakarlar makarlar diye kırmızı beyaz renkli versiyonunu da yapmış. yapmışlar. Ama onda birkaç kişi giymiş. Toplu görüntüde baktım birkaç ya, kişi de var o. Kahire ekseriyeti diğer o saçma sapan şeydi. Bu arada yap program bitti. Bu ihaleyi, bu haleyi başka verebilecek firma Bulamadın mı? Verdin, kontrol etmedin mi kardeşim Etmedin mi? Ya komik olmuş biliyor musun? Gülünç olmuş yani. Komikti gülünçti evet. Program, Program bitti. bitti. Ee, evet, kıymetli seyirciler bugün. Var. E, ha, bir şey daha söyleyeyim. Hususlara... Ya. Evet. Kalmasın bir dahaki programa. Tamam, söyle. Asıl büyük fecaat, bir tane daha fecaat var. Sarktık ama. Olimpiyatla söyle. ilgili. 330 bin evsiz Paris'teki Hı. olimpiyatlar başlamadan önce göz konforunu bozmasın diye Paris'ten kovuldular. Ha. Herhangi bir yer ayarlanmadı. Sürüldüler. Çıkın gidin Paris. Garibanlar, evsizler, Paris'ten kovuldu. Niye? Çünkü insanlar gelecekler, göz konforu bozulur. Kaç kişi dedin ha? Bu 330, 330 bin. 330 bin. Evet. Çok ciddi bir rakamdır bu. bu... %130 artmış <laughs> Fransa. <laughs> evet. Yani Avrupa hayaliyle yana tutuşanlara da bu son sözlerin e, bir kulaklarına küpe olsun diyeyim. Kıymetli seyirciler bu hafta da bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederiz. Bir dahaki programda inşallah buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun efendim.